Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle sizlere birlikteyiz. Kış ayı girmişken şöyle güzel bir paça yapalım dedik. Ayak paça yapacağız. Daha önce kanalımızda birkaç farklı paça tarifimiz var. Kelle paça, işkembeyle hazırladığımız. Bu da sadece ayaklı olacak. Nefis bir tarif bizleri bekliyor. Buyurun başlayalım. 12 adet kusu paçamız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde ütülmüş. Yaklaşık bir günden beri bu şekilde suda bekletiyorum. 2-3 tavada suyunu değiştirdim. Birazdan ufak bir işlem yapacağız. Üzerini sıyıracağız. Biraz daha yıkayıp ondan sonra tencereye göndereceğiz. Ve burada gördüğünüz gibi dananın 2 tane ilikli kemiği var. Bunları güzel bir şekilde kestirdim. Ayakları bunlarla pişireceğiz. Daha da lezzetli oluyor. Hem de biraz yağını bırakıyor. Ve bu içerisindeki ilik lezzeti lezzet katıyor. Sirke, tuz ve bol miktarda sarımsağımız var. Bütün malzemeler bunlar. Başka bir malzeme kullanmayacağız. Bir de bunun terbiyeli versiyonu var. Biz bugün terbiyeli yapmayacağız. Biz bugün olduğu gibi bu şekilde bu malzemeleri kullanarak güzel bir paça yapacağız. Buyurun başlıyoruz. Öncelikle ayaklarımızı kazıyarak başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi üzerindeki ütülmüş kısımları hafiften kazıyacağız. Hatta isterseniz bunu tel yardımıyla yapabilirsiniz. Bir tane bulaşık teli yardımıyla birazcık kazıyabilirsiniz. Bakın şöyle kazıyınca üzerindeki sarı renkler, siyahlıklar çıkıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra şu ara kısımda kıl var. O kılları da çıkaracağız. Bunları güzelce kazıyoruz. Hatta şöyle yakından gösterirsek burada da kıl kökleri var. Şöyle gördüğünüz gibi bazı kısımlarda da bu şekilde kıl kökleri oluyor. Bunları da direkt bıçak yardımıyla alacağız. Bu şekilde alıyoruz. Alabildiğimiz kadar kıl köklerini aldık. Güzel bir şekilde temizledik. Şurada da bayağı bir kıl oluyor. İçeri girmiş. Bunları da temizledik. İçimize sindi şu an. Tertemiz ettik. Şimdi ayağın orta kısmını temizleyeceğiz. Şöyle dikkatli bir şekilde sağ taraftan giriyoruz. Burada kıl kökü oluyor. Büyük bir parça. Onu çıkartmamız lazım. Bir de sol taraftan gireceğiz. Ortadaki o parçayı almamız lazım. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu ortada şöyle bir kıl kökü var. Bunun içerisi komple kıl. Bu orta kısmı muhakkak almamız gerekiyor. Şu an bunlar tamam. Hepsini bu şekilde yapacağız. Güzel bir şekilde yıkayıp tencereyle buruşturacağız. Ayakları güzel bir şekilde temizledik. Birkaç tava daha yıkadık. Ara kısımlarını, dış kısımlarını, kıl köklerini güzelce aldık. Şu an tertemiz oldu. Gerçekten içimize sindi. Ama bir saattir uğraşıyoruz. Yani kazıya kazıya gördüğünüz gibi et kalmadı üzerinde. Yani ne bileyim çok kıl var. Temizlemek gerekiyor işte bunları. Burada da işte ilikli kemiğimiz var. Bunu da birkaç tava daha yıkadık. Suyunu döktük. Fazla kanı çıktı. Artık tencereye gönderelim. Suyumuz kaynıyor. Kaynayan suya paçaları ve ilikli kemikleri göndereceğiz. Paçamızı normal tencerede pişireceğiz. Düdüklü tencere kullanmıyoruz. Tabi isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Biz burada uzun saatler kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. İsterseniz düdüklü tencerede ortalama 1,5 saat boyunca pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde pişerse, kısık ateşte yavaş yavaş ağır ağır pişerse daha bir lezzetli oluyor. Sıra geldi ilikli kemiklere. Bunlara bakar mısınız? Kocaman kocaman. Bütün kemikleri de tencereye koyduk. Şimdi tuzunu ekleyeceğiz. Şu 1, şu 2, 2,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Başka hiçbir şey eklemeyeceğiz. Tabi isteğe bağlı birazcık limon ekleyebilirsiniz. Kabuklu limon. Bir parça büyük soğan ekleyebilirsiniz. Yani tüm soğan ekleyebilirsiniz. Soğan eklerseniz kaynarken kötü kokusunu alır. Limon da kısa sürede kolajenin çıkmasını sağlar. Üzerine biraz daha su ekliyoruz. Üzerine biraz daha sıcak su ekledim. Kapağını yarım kapatıyorum. Kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynayınca üzerindeki kefleri sık sık almamız gerekiyor. Ondan sonra altını kısacağız. Ayaklar kaynamaya başladı. Kapağını açtık. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Bu aşamada ocağımızı kısıyoruz. Artık kısık ateşe devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi zaman zaman üzerine bu kefter çıkacak ve bunları muhakkak almamız lazım. Yarım saatte bir veya bir saatte bir
Üzerine kef çıkmış da bu şekilde. Kevkir yardımıyla alacağız. Şu an alabildiğimiz kadarını aldık. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bu sefer tam kapatacağız. Tamamen kapattım. Kısık ateşte toplamda 6 saat boyunca yavaş yavaş paçamızı pişireceğiz. Şu an 3 saati geride bıraktık. 3 saattir ayaklarımız kaynıyor kısık ateşte. Şöyle bir kontrol edelim. Bakalım nasıl olmuş. Suyu birazcık azalmış. Henüz pişmemiş ama henüz yolumuz var. Çünkü 5-6 saat sürüyor. En az 5 saat sürüyor. Evet, yumuşama var. Ama iyice kemiğinden ayrılması gerekiyor. Devam. Tekrar kapağını kapattım. Pişirmeye devam ediyoruz. Efendim, şu an tam tamına 5,5 saat oldu. 5,5 saattir ayaklar lokum gibi pişiyor. Şöyle bakacağız nasıl olmuş. Suyu bayağı bir azalmış. Gördüğünüz gibi artık etler kemiklerden istediğimiz gibi ayrılıyor. Artık tamamdır. Ocağımızı kapattık. Kemikleri çıkaracağız. Suyunu süzeceğiz. Ve ayak paçamızı hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi kemikler etlerden ince ayrılmış. İlikler dışarıya çıkmış. Hatta kemik bile çatlamış artık. Etleri borcama çıkarttık. Sırada suyu var. Suyunu süzeceğiz. Bir tane süzeğimizi başka bir tencereye aldık. Ve buradan süzüyoruz. İçerisinde kıl olabilir, kemik olabilir, iri parçalar olabilir. O yüzden süzmemiz gerekiyor. Bu da tamamdır. Sırada ayıklama işlemi var. 5-10 dakika soğuttuk ama halen çok sıcak. Ayıklayabildiğimiz kadar ayıklayacağız elimizi yakmadan. Şu kısımların hepsini güzelce alıyoruz. Ve hiç parçalamadan direkt suyun içerisine atıyoruz. Halen çok sıcak. O kadar beklettik ama. İlikleri de direkt burada suyun içerisine göndereceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam bir şifa deposu. Özellikle bu aylarda. Zaten ayaklar pamuk gibi olmuş. Biraz daha bekleyelim esas da. Biraz daha soğusun. Etlerimiz biraz soğudu. Artık ayıklayabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce kemiğini çıkartacağız. Direkt suyun içerisine gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi suyun üzerine bayağı bir yağ çıkmış. O da hem ilikli kemikten hem de ayaktan kaynaklanıyor. Böyle ayıklayabildiğimiz kadar güzel bir şekilde ayıklayacağız. Evet, etlerimizi ayıkladık. Tenceremizi ocağın üzerine alacağız. Birazcık ısıtıp ondan sonra tabaklayacağız ve ardından hızlı bir şekilde bu güzel lezzetin tadına bakacağız. Ve şunu da göstermek istiyorum. Bakın, daha yeni kemikleri ayıkladım, bitirdim. Aynı tutkal gibi elim birbirine yapışıyor. Gördüğünüz gibi. Ocağımızı yaktık ve ayak paçamızı ocağın üzerine aldık. Burada güzel bir şekilde kaynatacağız. Şöyle bakalım nasıl olmuş. Oh, mis gibi. Suyu birazcık fazla olsun. Asıl bunun şifa suyunda. Böyle kepçe kepçe kaşık kaşık içebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaynamasını bekliyoruz. Ve burada dövdüğümüz sarımsaklarımız var. Sirkenin içerisine göndereceğiz. Tamamdır. Güzelce karıştıralım. Sirkeli sarımsağımız da hazır. Evet. Paçamız kaynamaya başladı. Şöyle tabağımızı alalım. Of 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 of. Biraz da yağından. Bu tamamdır. Efendim, gördüğünüz gibi paçamız hazır. Gerçekten tam da bir şifa deposu. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. İlaveten içerisine birazcık sarımsaklı sirke koyacağız. Ve ekstradan karabiber atabiliriz. Haricinde başka bir şey koymuyoruz. Tabi isteğe bağlı. Videonun başında dediğim gibi birazcık terbiye yapabilirsiniz. Tadına bakalım. Önce bu şekilde sade tadına bakacağım. İçerisine hiçbir şey atmadan. Şöyle suyundan mı içelim?
Efendim müsaadenizle. Bismillah. Tuzu gayet iyi. Of of of. Gerçekten harika. Şöyle içerisine biraz sarımsak ve sirke atıyoruz. Şimdi biraz daha güzel olacak. Çok az da karabiber çekeceğim. Şimdi bunu bu şekilde elbette faydası çok var. Ama içerisine biraz da acı kattığımızda daha da güzelleşiyor. Şimdi mis gibi koktu. Sarımsak ve sirkenin kokusu gelince. Efsane bir lezzet. Biraz da ekmek banalım. Şöyle bir parça ekmeğimizi bandık. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten tek kelimeyle harika olmuş. Çok lezzetli. Eğer isterseniz kuzu ayak kullanmak yerine dana ayak da kullanabilirsiniz. Dana ayak kuzudan biraz daha şifalı oluyor. Daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi sizler için güzel bir tarif daha paylaştık. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.